Saygıdeğer arkadaşlar, bugün kuşlar tüye girme konusunu işleyeceğiz. Çok dikkatli deyip dinleyin. Dinliyorum. Arkadaşlar, genel itibariyle 12 ay boyunca kuşlar tüy değişebilir. Kümesten kümese bu farklılık gösterir. Ama en çok 8. ay, 7. ay sonu, 8. ay başlangıcı, Aralık ayına kadar tüy dökümü mevcuttur. Tüye girmeden önce kuşların tüm bakımı yapılmalıdır. Yani sağlıksız kuş tüye girerse her türlü hastalığa açıktır. 1'e 5 yaşar hastalığı. Onun için tüye girmeden önce bakımları muhteşem yapılmalı. Ekoli salmoli varsa bakımı yapılmalı. Kanat eklem iltihap tutulmaları varsa bakımları yapılmalı. Ağızda çiçek pamukçul varsa bakımları yapılmalı. Aksi takdirde tüye giren hayvan daha çok hastalıklar birlikte boğuşacağı için... Evet arkadaşlar, tüye girmiş kuşlar eğer eş iseler, hani kuşların uzanamadığı nokta var, ense noktası, birbirlerini temizleyerek oradaki fazlalık tüylerin dökülmesini sağlarlar. Ama unutmayınız, eğer kuş tek yaşıyorsa onu elinize alıyorsunuz, incitmeden buralarını masaj yapıyorsunuz, ense kısımlarını. Hani diyorlar ya bazıları, işte belli noktalardan tüyünü çekin. Hayır, tüyünü çekmeyin, sadece o masajı yapmanız yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar, kuşlara şimdi ne yedirmemiz gerekiyor? En önemli konulardan birisi kırmızı biber, domates, havuç. Tüy döneminde bunları verdiğimiz zaman pink pink denilen renk verici maddenin içerisinde olduğu için, ama bunu düzenli vermelisiniz, hayvanlara alıştırmalısınız. Düzenli verdiğiniz sürece tüyleri çok güzel renkli, nasıl söyleyeyim, yani içinde turuncu varsa onu parlatan, mavisi varsa onu parlatan özellik veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi kuşların en çok ihtiyaç duyduğu yüzdelik olarak ne vermek gerekiyor? Demek ki verecek. Gönlünü tabii. Beslenirken bu çok önemli. Şimdi size yem oranlarını sayacağım. Evet arkadaşlar, kuşlarımızı tüye hazırlıyoruz. Ne dedik? Tüyden önce kesinlikle kurt dökücü verilmeli. Kurtlar dökülmeli. Salmonella tedavisi varsa yapılmalı. Ondan sonra da yemlerini ayarlıyoruz. Arkadaşlar bakınız, yüzdelik olarak %25 mısır olmalı içinde. Çok dikkat edin. Tüy döneminde %25 mısır. Bunun içerisinde %10 kadar buğday olacak. Bak çok önemli. Hani diyorduk ya sürekli buğdayla bakın. Ama burada tam farklılık arz ediyor. %10'unu buğday koyuyoruz. Aktarı. Onu da %10 koyuyoruz. Aktarıyı %10 koyuyoruz onun içine. Arpa %10 koyuyoruz içerisine. Gelelim aspire. %5 aspir. Bunun dışına çıktığınız zaman doğru beslenme olmaz. Özellikle tüy dönemi bunlara ihtiyacı vardır arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ha, çoğusu öyle değil. Sene boyu ne veriyorsa onu veriyor. Öyle değil arkadaşlar. Kesinlikle bunlara uymanız lazım. %25'te bezelye. Bezelyenin burada çok büyük önemi vardır. Bezelyeyi kesinlikle göz ardı etmeyin. Bak, saydıklarımı tek tek yazın kardeşim. Bu şekilde yeminizi hazırlayın. Tüye giren kuşlarınızı bir aylık periyot bununla bakın. Sonra normal sisteminize, beslenmenize geçin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.